neler oluyor? Ben maddeler halinde arkadaşlar bunları size çıkardım. Bunları genişletebiliriz de. Yani çok uzatabiliriz ama süremizi de göz önüne alarak ben kısa kısa geçeceğim. Daha sonra sizlere soru cevap kısmında cevaplarken detaylara dalarız. Düşme ve çarpmalar. Çünkü o yaş grubu en hareketli grup. En hareketli. Dolayısıyla bunlar düşme ve çarpmalar çok maruz kalırlar. Kesikler hem kullandıkları alet edevat hem de kazalar sonuçta kırılan cam, masa vesaire gibi ya da tablo camı gibi şeylerle kesikler oluşabiliyor. Yabancı cisimlerle boğulma ya da tıkanma. Suda boğulma, bunu dördüncü maddeye aldım. Evet, belki en sonunda düşünebilirsiniz ama biraz sonra bahsedeceğim sebeplerle onu da ön plana aldık. Zehirlenmeler, yanıklar, elektrik çarpması. Ve en sonunda size buraya madde olarak bahsetmedim ama baygınlık, koma gibi şeyden de bahsedeceğim. Çünkü hiç farkına varmazsanız, çoğu kere aileler de farkına varmıyor. Çocuk diyabet yani şeker hastası olabilir, şekeri düşebilir ya da tam tersi şekeri yükselip şeker komasına girebilir. Ya da epilepsi, o zamana kadar görülmeyen bir epilepsi vardır. Sınıfta epilepsi atağı ortaya çıkabilir. Bu tarz bayılmalar olabilir. Bunu da 8. başlık olarak görüp anlatacağım kısaca. Solunum yolu tıkanıklığı. Hani demin bahsettik ya solunum yolu şeyler, hayati teklerden bahsederken. Kısaca şunlar arkadaşlar. Solunum yolunun tıkandığını nasıl hissediyoruz? Kişi nefes alamaz. Yani alıyorsa bile yani çok tamamen tıkanma olmamışsa öksürük vardır. Sizle konuşuyordur ama kesik kesik böyle tarzında. Bu gibi şeylerde anlarsanız ki oraya bir şey kaçmış. Bunu boğulmalarda anlatayım ben size arkadaşlar. Boğulmalarda anlatayım size. Tekrar maddeler bir diye gidelim de öyle gidelim. Ona tek döneceğim arkadaşlar. Şimdi düşme, çarpma ve ezilmelerden bahsettik ya. Köşeler. Masa, sıra ya da ne bileyim işte kapının köşesi ya da mutfak. Çünkü artık okullarda tüm gün eğitim yapıldığı için beslenme vesaire de okullarda olmakta. Oradaki yemek masaları ya da işte tezgahlar gibi yerlerde çocuklar çarpabilir. Şimdi önlemlerden bahsediyoruz ya. Bunu önlemek için hani halı vesaire kilim varsa kaymasını önleyici tedbirler alınabiliyor artık günümüzde. Basit silikonlu yapıştırıcılar. Ya da kaygan zemin varsa kayganlığı giderilecek. Küçük sehpa gibi köşelere çarpma ihtimali olan yerlere de yine koruyucu bariyerler yapıştırılabilir. Bunlar idareleri. Hocam burada bir araya girmek istiyorum. Bir eğitimcimiz sormuş. Okul öncesi çocuklarda burun kanaması çok fazla oluyor. Bu durumda ilk olarak burnunu temizleyip peçeteyle tıkamak doğru mu? Bir de çocuk oturma pozisyonda mı olmalı yoksa yatarak ayakları yukarıda mı olmalı? Burun kanaması ile ilgili hocam bize kısaca bir açıklama yapabilir mi diye bir izleyicimiz hocam soru sormuş. Hay hay. En başta da belirttiğim gibi yani böyle interaktif bir toplantıda tabii ki soru cevaplar daha bence mantıklı. Benim anlatacaklarım belki kafanızda oturmaz. Böyle daha iyi. Şimdi burun kanamaları arkadaşlar birçok sebeple olur. Ama o yaş grubunda eğer ki kişinin bir lösemisi yoksa biliyorsunuz bazı kan hastalıklarında işte özellikle hemofili falan gibi hastalıklarda ya da kan kanseri türlerinde kanamaya meyil vardır. Trombosit sayısındaki düşmeye bağlı olaraktan. Öyle bir kanama değilse, nezle grip gibi basit burun içerisindeki mukozanın yumuşayıp, gevşeyip kanamasıysa ya da çarpmaya bağlı olmuş olabilir. Bir kanamaysa yapacak olduğumuz şey kim olursa olsun erişkinde de tam burnunuza şöyle alın arkadaşlar. Bir kemik doku var. Hissediyor musunuz? Lütfen ellerinizi kontrol edin. Kemik dokunun hemen altında bir kıkırdak doku var. Oynayalım. Kemik dokunun birleştiği yere yani buraya altına şu tarzda aşağı yukarı bir dakika kadar yani bir pıhtılaşma süresi oluşuncaya kadar bu ikiye de çıkabilir. Bastırarak hiç açmadan bekletiyoruz şu tarzda. Çocuğun ağzı açık olsun problem değil. Yatırmayız. Ya da başka bir şeye gerek yok çünkü bu bir ya da yapmasına bağlı olaraktan hafif çocuklarda da tansiyon yüksek olur. Kanamaysa artık bir gün o kadar vaziyette baş geriye alarak da bunu yaparız. Bir dakika yetiyor. Tampon
uçlarda bir mukozas açığı varsa, yani daha alt kısımda baktığınız zaman kanama odağındasınız. Bu gibi durumlarda işe yarar. Ya da bir dakika yararın durmadıysa, o zaman pamuk olmayan, yani bir gazlı bez, tül bend ya da pamuklu başka bir kumaş, hani pamuğun kendisi değil de, bunu incecik rulo yapar tarzda arkaya arkaya kanayan burnun ilerisine doğru itekliyoruz. Mümkün olduğu kadar biz bunu gazlı bez diyemeyişimizin sebebi kordela gibi uzatabildiğimiz için. Böyle gönderdiğimiz zaman ucu dışarıda olmalı ki çektiğimizde sıkıntı olmasın. Pamuk olmasın deyişimizin sebebi de pamuk oraya yapışır. Kaldırırken tekrardan mukozaya ya da oradaki pıhtılaşmış bölgeyi açıp kanamayı yeniden faaliyete geçirir. Eğer ki biz durdurduysak ne ala sıkıntı yok. Durduramadıysak bu işlemi yapıp bekletip bir herhangi bir şekilde profesyonel yardım alırız. Yani 112 ya da sağlıkta işte revirimiz varsa okulumuzun oradan herhangi bir hemşiredir, doktordur yardım alınır. Harika hocam, çok teşekkür ediyorum. Hemen bir soru daha sıkıştıralım araya müsaadenizle. Tabii. Anaokullarında tabii önlemler alınıyor ama çocuklar küçük olduğu için bu kapıların aralarına parmakları kısılıyor. Evet. Böyle bir durumda ne yapmalıyız diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi zaten şu anda düşme, çarpma ve ezilmeler bahsindeyiz. Evet. Burada konuya zaten girdik. Ne olacağını anlatmak için. Şöyle bir kesikler ve sıkışmalar diye bir slaytımız gözüküyor mu? Gözüküyor hocam. Ha, yani bu kapı tutucular ve parmak koruyucular diye bir şey buraya cümle koydum. Özellikle şeyler var. Tabii tam tabirini bilmiyorum da. Tam kapanmayı önleyen, sıkışmayı önleyen aparatlar var. Bunlar kapı altlarına, kapı önlerine konuyor ki aşağı yukarı 1 santimlik bir açıklık olsun, 2 santimlik bir açıklık olsun, sıkışmasın diye. Ama oldu, sıkışma oldu. O zaman yapmamız gereken şey şu. Morarmıştır o bölge. Pardon, şunu geri alayım. Morarmıştır o bölge. Hemen soğuk uygulaması yaparız. Oraya kanın hücum edip, çünkü damar dokusu bütünlüğü bozulduğu için soğuk uygulama ile damarları vazokonstrüksiyon dediğimiz büzme yöntemini yaparız ki bir hematom gelişmesin, bir sıkıntı olmasın diye. Tabii ki koyduğumuz buz ya da soğuk uygulama direkt yapılmaz. Bir buz torbası varsa buz torbası. O yoksa herhangi bir bez ya da havlu içerisinde koyarak da direkt temas ettirmeden o sıkışan yere uygulama yaparız. Bir müddet bu rahatlatır. En azından yine profesyonel bir yardım alıncaya kadar olur. Kırıklar bahsinde bahsedeceğim onu ama şimdi madem ki konu oraya geldi. Sıkıştığı yere doku bütünlüğü bozulmuş mu ona bakarız. Yani bu nedir? Herhangi bir şey zaten kırık varsa şu deri açılmıştır görürsünüz. Böyle bir şey var mı yok mu? Doku bütünlüğü sağlamsa yine kontrol edersiniz. Parmaktan ele aldığım için diyorum. Aşağı yukarı herkes refleks şeyleri biliyordur, eklemleri biliyordur, hareket fonksiyonları biliyordur. Mümkün olduğu kadar bunu zorlamadan yaptırmaya çalışırsınız. Yapıyorsa yine problem değil, ağrı falan olmadan. Eğer kırık varsa o zaman yapacak olduğumuz şey, yani doku bütünlüğü bozulmuştur ya da şekli değişmiştir. Atel dediğimiz ne bulabilirsek o esnada, bir kalem bile olabilir. Yani elinizin altında bir cetvel olur, bir şey olur. Bunu yandan yönden iki taraftan kapatıp burayı da sararaktan yine çünkü açık yara şey kırık açık hale gelip de içeride bir damarı, bir siniri bozmasın, bir parçalamasın diye bir koruyucu tedbir alırız. Daha sonra ilgili doktor görünceye kadar. Peki buz uygulamak hocam, bizim anaokulu öğretmenlerimizin en klasik şeyidir. Çarpma olur, vurma olur, morarma olur. Hemen buzumuz hazırdır hocam. O ya bir peçeteye ya bir havluya sarılır. Hemen Tamam. ilgili yere çocuk ağlayarak oraya böyle bir buz bırakılır, bir bakılır, bir buz bırakılır, bir bakılır. İşte bir şey olmadı, geçecek denilir ve o şekilde devam edilir. Buz Doğru uygulama hocam. Doğru doğru uygulama. uygulama değil mi hocam? Yani Evet, tabii. her eziklere, ondan sonra işte düşmelere falan buz tedavisi doğru. Doğru. Öğretmenlerimiz doğru yapıyor. Doğru yapıyorlar. Doğru Tamam. yapıyorlar. Şimdi tabii ki bu şey doku bütünlüğün bozulmadığı durumlarda. Evet. Eğer ki şimdi sıkışma sonucunda bir kanama vesaire oluşmuşsa yine buzumuzu koyuyoruz ama
Bu sefer ek yapacağımız şeyler de var. Kanamayı durdurma gibi. Kanamayı durdurmada arkadaşlar şöyle düşünün. Yani biyoloji derslerinizden hatırlayın. Kalp bir pompa. Bu basınçla beraber her nabız ortasında yani hep ruhtuk esnasında gönderiyor, alıyor. Gönderiyor, alıyor. Yani tepeden tırnağa kan dolaşıyor. Neyde dolaşıyor? Damarda dolaşıyor. Olayı şöyle düşünüyoruz. Bu gittiğine göre kanama atar damar kanaması mı? Toplar damar kanaması mı? Yoksa yüzeyde olan kılcal damar kanaması mı? Buna bakıyoruz. Kılcal damar kanamaları arkadaşlar baktığınız zaman zaten böyle sanki böyle bir kınardan suyun çıktığı gibi hafif hafiftir. Yani soyulmuş deride görürsünüz onu. Onlara yine soğuk olabilir, ıslak olabilir, kompres uygulamak, bastırmak yeter. Kanamayı durdurur. Toplar damarlarda kanama olduğunu düşünüyorsak onlar yüzeydedir toplar damarlar. Yani üsttedir, derinde değildir. Çoğunlukla zaten bizim kanamalarımızda çocuklarda ya da erişkinlerde kesildiği zaman hep toplar damar kanamasıdır. Toplar damar kanamaları şudur. Kan periferden yani ayaktan, elden kalbe doğru gider. Dolayısıyla bunun akış yönüne bakarsanız diyelim ki şurada bir kesi var. Bu nereye gidiyor toplar damarda? Kan böyle gidiyor. Nereden gidiyor? Parmak ucundan gidiyor. O zaman giden yer sıkıştırılır. Yani kalbe yakın olan değil de kalbe uzak olan taraf sıkıştırılır. Üstüne bastırılır. Kanama durdurulur. Atar damarsa tam tersi. Vücudun periferine doğru sürekli gittiği için derindedir. Ve onlar kanamasını zaten yukarıdan aşağıya doğru. Yani ayaktaysa ya da kasktaysa gövdedeyse görürsünüz. O zaman üstten bir tampon yaparız, sıkarız. Bu tabii ben hep çocuklara el alarak diyorum. Küçük pamukla veya sargı beziyle bu hallolabilir. Olamıyorsa, kanama devam ediyorsa özellikle atar damarlarda bunu kanamayı hemen durdurmak mümkün değildir. O zaman bandaj tarzında sıkıca bir boğum yaparız. Ama ne zamana kadar? Öyle gangren dediğimiz yani tamamen aşağıya kan gitmesini önleyici durumu önlemek açısından arada bir, böyle bir dakikada, iki dakikada bir duruma göre serbest bırakır tarzda boğaraktan en yakın sağlık kuruluşuna götürürüz. Buz uygulaması yine yapılabilir kanamayı durdurma açısından. Yine çünkü damarın büzülmesi demek, kanın dışarıya çıkmasını önlenmesi demektir. Yani bunlar çok rast geldiğimiz şeyler. Ben ilk göreve başladığımda Nevşehir'de başlamıştım. Nevşehir Devlet Hastanesi acile televizyon, o zamanlar biliyorsunuz televizyon şimdiki gibi böyle duvarlara monte değildi. Kocaman kocaman televizyonlardı. Bir televizyon altına düşmüş ve tüm müdahalelerimize rağmen kurtaramadığımız bir çocuk olmuştu. Yani o yüzden çocuklar kazalara çok açıktır. Mümkün olduğu kadar işte demin de bahsettim sınıfımızda bu tarihlerine düşecek, dolap vesaire olmamalı. Her şey monte olmalı, duvara yaslanmış olmalı. Ne bileyim işte pencere vesaire varsa çocukların ulaşamayacağı yükseklikte olmalı gibi. İstersen geçeyim. Daha sonra soru cevaplarda yine kafanıza takılan bir şey varsa onları bana sorarsınız. Yabancı cisimlerle boğulmalar. Şimdi yabancı cisimlerle boğulmalar arkadaşlar. Şimdi çocuklarda çok görüyoruz. Çocuk bazen bir işte leblebi yerken, nohut yerken ya da fındık fıstık yerken bir anda bizim işte bu solunumla dolaşım ayranı epiglot bölgesindeki bir uzluğu, bir an bir refleks veya çocuğun bir an dalgınlığı veya birisinin anne müdahalesiyle yutabiliyor. Ve bu yutma soluk borusuna kaçabiliyor. Soluk borusu da arkadaşlar bizim trakea dediğimiz ana branştan başlar ve dağılır ağaç dalı gibi gider. İşte demin ki bahsettiğim şimdi oraya geçiyorum. Hani biraz sonra ben bundan bahsederim dediğim yere slide'a. Kişi nefes alamaz. Çocuk kendini ifade edemez ne olduğunu bilmediği için sadece işte elini boynuna götürebilir. Zorlu bir şekilde yüz göz morarmıştır böyle. Gözleri dışarıya doğru fırlamaya başlamıştır. Bir sıkıntı konuşma yoktur. Tam tıkanma olmuştur. Ve rengi morarmıştır. Zaten tam tıkanma yoksa çocuk öksürür, nefes alır. Çünkü vücut onu atmaya çalışır. Sürekli korkunç bir öksürük vardır. Bizim yapacağımız da öksürüğe teşvik etmektir. O öksürdükçe öksürmesine devam etmektir. Şimdi tam tıkanma ya da küçük bir şey hala çıkmıyorsa bu Heimlich Alman ya da Hemlich dediğimiz manevra var. Bu manevrayı biliyorsunuz.
Öncelikle ben şöyle bir bebişle size göstereyim istedim. Sırt bölgesine elimizi, şu el topu dediğimiz bu bölümü, tam çocuğun kaburgalarının başladığı yerde mümkün olduğu kadar, yani kucağınıza alabilirsiniz, yatırabilirsiniz ama mümkün olduğu kadar çocuk yüzü koyun yerde yatmayacak. Hafif kalkmış olacak ki basınçla beraber o yabancı cisim çıksın. Yapacağımız hareket şu. Sanki buraya kürüyormuş gibi şu tarzda darbe. Ekranda şöyle mi göstereyim? Şu tarzda. Yani işte birinci şekilde olduğu gibi. Sonra esas hemlih manevramız da şu arkadaşlar. Şimdi bizim sfoid dediğimiz bu iman tahtasının olduğu bölüm vardır. Hemen kaburgaların bittiği yerde. Periki memenin ortasında. Bunun alt bölümüne el, baş parmak, yumruk tarzında şöyle getirilir. Diğer elle onu kavrar ve şekilde gördüğümüz gibi birdenbire ani hareketlerle. Bu tarzda çocuğu yukarı doğru kaldırır gibi yaparız. Şu hareketler. Bu hareketlerle beraber diyafram süratle açılır, kapanır ve iç basınç, yani akciğerdeki basınçla beraber bu mümkün olduğu kadar dışarı çıkar. Bunu bir yandan yapmalı, bir yandan da, çünkü ciddi bir durumdur. Mutlak surette yine profesyonelleri en başta yaptığımız gibi aramamız lazım. Çoğunlukla bu çıkıyor. Ama bu şey, bundan bahsettik de, bir de yabancı cisimlerle boğulmanın dışında bazen yabancı cisimlere çocuklar, özellikle 3 yaş grubunda çok gördüm ben. Çok bu başımıza geliyor. Ama bu 3 bileyerek yapıyor. 3'ten sonrası da kazayla olabiliyor. Burunlarına yine fındık, fıstık, nohut, fasulye. Boncuk. Aynen. Bir tane çocuktan çıkarmıştım ben, Hakan Hocam. Saat pili. Tabii. Yani çocuğun ilgisini çekiyor. Oynarken gidiyor. Çünkü zaten mukoza da yumuşak. Geriye kadar gidiyor. Bunlar da yine aynı şekilde sıkıntı yapar. Ne olduğunu bilemeyebiliriz. Ve arka tarafa gitmeden siz bunlara müdahale etmiyorsunuz. Yine bu manevraların çok faydası var. Bu manevralarla çıkartılabiliyor. Çünkü iç basınç artıyor. Bir andaki zorlu solukla beraber gidebilir. Eğer öyle bir şey varsa hiç ellemeyin. Sadece paniği önleyin çocuklarken. Bu çıkacaktır, gitmeyecektir deyin. Profesyoneller yapsın, siz ellemeyin burnuna. Veya kulağına sokuyor. Yine onları siz ellemeyin. Yani yeri gelmişken bunu hatırlatayım istedim. Teşekkür ederiz hocam. Suda boğulma. Arkadaşlar, suda boğulma, yani ana sınıfında ya da başka yerde ne olur demeyin. Demin bahsettik size. Temizlik yapılıyor. Kovalarda su var. Ya da ne bileyim işte bazı okullarda banyo olabilir veya havuzlu okullar var. Yüzmeyi öğreteceğiz diyerekten. Buralarda da maalesef suda boğulmalar olabilmektedir. Bu bir kova suda insan boğulur mu? Boğulur. Eğer kişi epilepsi geçiriyorsa, yani bir sarak krizi geçirmiş ve o esnada gittiği işte mutfakta yani kimse yoksa, düşmeyle o bir kova suda boğulabilir. Ya da şekeri düşmüştür, boğulabilir. Ya da çocuk ateşi çok yüksektir, baygınlık derecesine gelmiştir, farkında değildir, öğretmen fark etmemiştir, şuur gitmesiyle boğulabilir. Yani o olmayacak şeylerden değil. Bunlar için yapabileceğiniz arkadaşlar, tedbiri zaten alıyoruz. Tedbir dışında da mümkün olduğu kadar genel, hani siz bulduğunuz anda o çocuğun solunumu var mı, yok mu? Demin de bahsettik ya, dolaşımı yerinde mi, buna bakıyorsunuz. Onlar yerindeyse problem değil. Ama su yutmuşsa ya da yutma mideye gitmişse bunun bir sıkıntısı yok. Akciğerlerindeyse yine onu ters çevirerek, yan yatırarak özellikle biz yan yatırmayı tavsiye ediyoruz. Sağa doğru kalp yine yukarıda kalsın diyerekten sağa doğru yatırıp dil kökünü geriye alıp bekleterekten hafif yine bu sırtta vurduğumuz hemliği yaparaktan suyu boşaltmaya çalışıyoruz. Nefes alamıyorsa esas işte o zaman bizim ilk yardımın birinci prensibi olan, hani solunum ve dolaşımı açma diye anlattığımız yer var ya, onu uyguluyoruz. Bu mutlak surette durmuşsa yapmamız gereken şeydir. Nedir? Ağızdan ağza, eğer ki bulunduğunuz yerde hani bir ambudur, cihaz yoksa, ağızdan ağza suni solunum. Burada yapacağımız şey şu. Tabii şu anda kalbin çalıştığını düşünüyoruz. Burun kapatılır.
bir temiz bir bezle silinebilir ya silinmez. O anda düşünecek halimiz yok. Ağza doğrudan doğruya, tabii dil kökünü geriye doğru. Başka şöyle mümkün olduğu kadar geriye alıyoruz ki bizim dil kökümüz herhangi bir bayılma gibi, şok gibi durumlarda mutlak surette gider, solunum yolunu kapatır. İlk yapacağımız dili öne açmak, almak. Eğer dil kökü geriye gitmemişse bunu yapıyoruz. Eğer dil kökü geriye gitmişse herhangi bir şeyle bastırarak açıyoruz. Ve bunu bizim nabzımız biliyorsunuz ortalama 60 ama solunum ise dakikada 15'tir. Bu ne demektir? Başka bir ifadeyle 4'e karşılık 1 ya da 5'e karşılık 1. Şöyle yapıyoruz. Verebildiğiniz kadar veriyoruz. Akciğerin dolmasını bekliyoruz. Sonra kendiliğinden inmesini. Bir daha yapıyoruz. O esnada kalp durmuşsa zaten bir bunu yapıyoruz. Dört defa da tam yine bahsettiğim şu kısıkoid dediğimiz yani tam iman tahtası bahsedilen yerin üzerine elimizin bir tanesini yine bu sefer şuralar biz güç aldığımız için oraya koyup diğeriyle de onun üstüne basıp sert zeminde oluyor tabii bu. Bastırarak da kalbi çalıştırmaya uğraşıyoruz. Dört defa bunu yaptık. Bir defa bunu yapıyoruz. Çünkü oksijensiz kalmaz. Beyin arkadaşlar oksijensizliğe en fazla 3 dakika dayanır. Beyin oksijensiz kalıp öldükten sonra işte o bitkisel hayat dediğimiz bölüm başlıyor. Biz onun kalbini geriye çevirsek de akciğeri çalışsa da beyin maalesef bitmiş olur. O yüzden oksijeni alması lazım. Dolaşım ve solunum. Bunu yapıyoruz. Boğulmalardaki yaptığımız iş bu. Ama dediğim gibi her zaman profesyonel yardım. Bir ilk etapta yapmamız gereken bu. Eğer sınıftan bahsediyoruz. Genel olarak başka bir yerde bir bataklıkta boğulma ya da bilmem denizde boğulma. Bunlar tabii farklı farklı müdahaleler gerektiriyor. Zehirlenmeler arkadaşlar. Beşinci maddemiz bu. Zehirlenmeler de olabiliyor. Nasıl oluyor? Vitamin dahi olmuş olsa, yani da hasta bir öğrenci vardır. Hasta öğrencinin işte günlük kullanması gereken ilaçlar vardır. Okula gelmiştir. Veyahut da oradaki görevlinin ilaçları vardır. Gelmiştir. Eğer ki alçak da ise, yani onların ulaşabileceği bir mesafede ise bunları yanlışlıkla yutabilirler. Veyahut da kimyasal maddeler vardır temizlik için kullanılan. İşte tuz ruhudur ya da benzer işte hipo tarzı şeyler. Bunlar açıkta olabilir. Bunları kesinlikle çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza etmek lazım. Bu gibi şeyler özellikle kimyasallar asla ve asla bir su şişesi, süt şişesi ya da meşruba şişesine konmamalı. Çocuklar çünkü yanlışlıkla içebilirler. Asla dediğim gibi onların ulaşacağı yerlerde olmamaları. Bir de okullarda işte veriliyorsa yiyecek içecek yine zehirlenmeye yol açabileceği için tarihi geçmiş gıda ve ilaçlar varsa bunlar atılmalıdır ki zehirlere karşı korunalım. Eskaza çocuk bunları yuttu, yedi, içti her neyse zehirli bir şeyi. Arkadaşlar sakın kusturmaya çalışmayın. Ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyin sakın kusmaya çalıştırmayın. Özellikle kimyasal şeyler, işte bu hipodur ya da tuz ruhu gibi şeyler girerken bir yakar, çıkarken bir daha yakar. O yüzden hiç ellemeyin, bir şey de içirmeyin. Hani yoğurt verelim, su verelim, şunu verelim. Hiçbir şey yapmayın. Sadece yardım isteyin. Eğer kutu onun içtiği neyse ilk yapacağınız onu bulmak olsun. Biriniz çocuğu hani solunumu falan var mı, yerinde mi gibi iş müdahalesine bakarken hani çocuk zehirlenmiş ama solunumu durmuş tabii ki yapacaksınız onu. Ha ağzı zehir olan birini görüp de suni solunum yapamazsınız. Ona da korunaklı olaraktan araya herhangi bir şekilde bir hortum parçası olabilir, başka bir şey olabilir. Direkt temas etmeyeceğiniz bir şeyle bu solunumu, dolaşımı yapmak lazım. Bir yandan da yardım istemek lazım. Kutularda yazar zaten. Yani ilaç ne olursa olsun mesela prospektüs diyoruz ya onun gibi tarımsal ilaçlarda da yazar veyahut da işte bu kimyasalların üstünde de yazar. Antidot dediğimiz işte onun neyle düzeyleri ne olabilir? Onlara bakmak lazım. Ve siz hani demin dedim mi 112 arıyorsunuz. 112 ararken de bu falanca falanca ilacı içmiş diye ismini mutlaka belirtin ki ona göre size belirtirler. Bir de zehir danışma merkezi vardı. Ayrı bir numarası var ama şu anda değişti. Yine 112'den zehir danışma merkezine de sizi bağlayabilirler.
O esnada ise o söylediğiniz şey neyse, fare zehri ise fare zehri ya da işte eskaza bir oraya temizlik yapmak için koydukları bir şeydir. Onun için ise o size profesyonelle yardımcı olur. Dediğim gibi kesinlikle onları kusturmaya vesaire çalışmayın. Üstündeki kıyafetler falan onlara da bulaşmış olabilir. Belki sadece onlardan arındırılabilirsiniz. Yanıklar, yanıklar okullarda olur mu? Olur. Çok da örneklerini gördük. Çünkü artık okullarda dediğim gibi yemekler vesaire pişiyor. Yine diyorum ya, ben size koruyucu kimlikten bahsetmeyi çok yeğlediğim için yine neler yapılabilirden bahsediyorum. Kesinlikle çocuklar ısı kaynaklarından uzak olması lazım. Yani mutfakta çocuğun sadece yemek masasında işi vardır. Yemek masası dışında o pişen yiye bölümde asla olmaması lazım. Yine siz de çarpabilirsiniz gelip geçerken. Çocuk da o esnadan geçiyordur. Dökeceğiniz bir tencere, tava çocuğu yakabilir, haşlayabilir. O yüzden şu şekilde bu slide'da bunu aldık. Neden? Tencere, tava sapları hiçbir zaman ocağın dışına doğru bakmamalı. Evinizde de bunu yapın arkadaşlar. Çünkü ev kazaları da aynı şekilde. Çünkü her biriniz anne babasınız veya adayısınız inşallah. Bunlar evlerde de maalesef çok fazla ev kazalarında da bunları görüyoruz. Daha küçük çocuklarda da hep yanmalarının sebebi bunlar oluyor. Yine aynı şekilde ütü çok büyük bir tehlike. Fişte ütüyü bırakmamak lazım. Ütü yapılan yerlere çocukların girmemesi lazım. Bu da önemli bir konu. Ha, nasıl yapacağız şimdi arkadaşlar yanıklarda? Şimdi madem yanıklardan bahsettik. Şimdi hafif yanıklar, hani güneş yanığı gibi de bir yanıktır. Hafif yanıklarda yapacağımız tek şey soğuk uygulama. Yani haşlandı, su mu döküldü? Ya da işte bilmem güneşte mi kaldı? Veyahut da elin dokundurdu, çekti herhangi bir şekilde bir ısıtıcıya ya da başka bir şeye. O zaman yapacağım olduğumuz tek şey ve daha her şeyin başında bu var. Soğuk uygulama, soğuk kompres. Bu ne olabilir? Soğuk bir musluğun altına tutarsınız. Yani else, kolsa, ayaksa ama tüm gövdeyse o zaman mecburen soğuyup profesyonel yardım gelesiye kadar da soğuk bir duşun altına çocuğu alabilirsiniz. Diyelim bir tek yerde eli yandı, kolu yandı. İşte o zaman 15 dakika kadar su altında soğutuyoruz vücudu. Yani o yanan yeri. Çünkü hararetle beraber orada bir takım kimyasal değişiklikler oluyor. Onlar ileride sıkıntıya yol açabilir. İlk gördüğümüz şey nedir? Derinin kabarması olur. Bül dediğimiz bu deri bir anda kabarır, içerisine serumun yani kanın serum kısmı, plazma kısmı hücum eder. Asla o bülleri patlatmayın. Onların patlaması demek o alanın enfeksiyon açık hale gelmesi demek. Artı içinde elektrotlar olduğu için, faydalı maddeler olduğu için kişinin kendine faydalı kısmının dışarıya atılması demektir. Onları patlatmıyoruz. Şimdi soyulan yaralar vardır. Hakikaten. Olmuş. Hocam yoğurt sürelim. Ondan sonra diş macunu sürelim. Zeytinyağı sürelim. Tarzında böyle şeyler var. Tabii ez cümle. Bu şekilde bayağı böyle hem YouTube'da hem Zoom'da iki taraftan sorular var. Asla. Ne dersiniz hocam? Asla. Onlar hiç yapmamamız gereken bir şey. Yani anneden, babadan, dededen duyma da olsa, hatta sağlık görevlerine de duymuş olmuş olsanız asla. Abi, hocam salça, salça, domates, salça, yumurta akı, sirke. Bunlara dokunmayalım. Çünkü hakikaten zararlarını görüyoruz. Çünkü o yaraların temizlenmesi vesaire aşamasında profesyonellere zorluklar oluyor. Ama şöyle bir şey de var. Onu ben bizzat şahit olduğum bir olay olduğu için burada bahsedeyim. Bu aramızda kalsın. Ya doktor böyle dedi demeyin. Benim doktor arkadaşımın kızı, ben Mersin'de yaşadığımı söylemiştim. Burada şeyle güneş enerjisi enerjileri vardır. Her türlü ısıtma kış yaz onunla olur. Ve onların bir panelleri vardır, bir de kazanları vardır. Bu ismini vereyim. Sare. Sare ve arkadaşı damda oynarlarken birden patlıyor oradaki artık üstündeki kısım. Olduğu gibi sıcak su sarenin üstüne dökülüyor. Ve bunlar işte 112'yi falan çağırıncaya kadar kulaktan dolma olarak susam yağı. Hani bu
tahinlerin falan üstünde olur ya veya tahin helvaların üstünde olur. Susam yağıyla müdahale ediyorlar. Ve ben onu gördüm, şaşırdım. Bizim vardığımızda hiçbir şey yoktu. O videoya falan çekmişler. Kız göz gitmiş, surat gitmiş, kıpkırmızı, böyle bir pancar gibi bir şeydi. Düzeldiğini gördük. Ama bunu yine de siz ellemeyin diyeyim. Hocam Silverdin krem sürüyoruz demiş birisi. Bir de işte yanık yerdeki kıyafetlerin çıkarması doğru mu? Kentoron yağı çok işe yarıyor. Valla bizimkiler açıldı hocam. Salçadan Susam başladık, kentoron yağdan çıktık. tabii. Şimdi Tereyağı arkadaşlar, var hocam arada. özür dilerim, son dediğiniz alalım. Arada bir tereyağı var hocam. Tereyağı da iyi geliyor diyen Yani bir dinleyicimiz. şöyle, tabii ki yani bir profesyonel yardım alamadıysanız, eğer çok eminseniz bunları yapın. Ama asitli olan, bakın tekrar ediyorum, ve tuzlu olan salça ve donduğu zaman orada dokulara toksik etki yapan diş macunu, bunları sürmeyin. Hani yoğurt sürerlerdi. Yoğurt işte biraz serinlik hissi verdiği için rahatlatıyordu ama size zaten soğuğu direkt uygulayın diyoruz. Gerek yok. Yoğurtla beraber olan bazı asitler de oradaki zaten açılmış olan şeyi, sinir uçlarını aşırı hassas hale getirip ağrıyı, acıyı artırabiliyor. Silverden dediğimiz şey bir yanık merhemi. En çok kullanılan yanık merhemi. Gümüş iyonları var. Zaten silver adı da oradan geliyor. Kullanıyoruz ama onu kullananlarda dikkat ederseniz bir 6 ay süreyle deride, o yanık yerinde kararma olur. Gümüş iyonlarının orada birikmesiyle bir kararma olur. Ama tedavide kullanıyoruz tabii biz onu. Elinizde varsa sürün. Elinizde varsa işte bepanten sürün. Elinizde varsa ağrısını azaltmak için anestol ya da benzeri işte kremleri sürün. Elinizde varsa yine antibiyotikli merhemler, işte Fusidin, Fusikort, biraz marka da vermiş oluyorum. Yakışmıyor profesyonelle ama bunları sürün. Ama benim bahsettiğim diğer şeyleri, işte salçaydır, şudur budur, hiç aklınıza gelmeyen şeyleri yapmayın. Bahsettiğim o. Kantaron yağı, kantaron bitkisinin zeytinyağında bekletilmesiyle elde edilen bir şey. Sonuçta zeytinyağı çok asidik olmayan bir yağdır. O da faydalıdır. Ama dediğim gibi ilk etapta bunlardan ziyade İlk şeyi soğuk uygulamayla göndermeniz. Kıyafet sormuş herhalde birisi. Giysi ve yabancı maddeler, bunlar mümkün olduğu kadar çekip alınmamalı. Yani çekip alırken elbiseye yapışmış oluyor, yara yerine yapışmış oluyor. Oradaki doku bütünlüğü bozuluyor, yara açılıyor ve enfeksiyonlara açık hale geliyor. Hani demin dedim ya, bülü patlatmayalım diye. Aynı oradaki şey gibi mümkün olduğu kadar onları yapmayalım. Giysileri de çıkarmayalım. Kısacası aklınızda bu kalsın. Yani öbür detaylara dalmayalım. Şu yağ, bu yağ. Tereyağı hiç duymadım ama demek ki o da kullanılıyor yokluktan. Yanıklar bu şekilde. Yine sorularınızı ben alırım arkadaşlar.